DTA Akademi olarak düzenlemiş olduğumuz bu haftaki seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Doktor Kübra Karaköz. Hocamızla bugün eski Mezopotamya ve Anadolu'da Demon inancı konusunu konuşacağız. Ben Kübra hocamıza sözü bırakmadan önce kısaca kendisinden ve yaptığı çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Kübra Karaköz lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Hititoloji ana bilim dalında tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bilim Dalında Eski Mezopotamya ve Anadolu'da Demon İnancı isimli teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Hitit Dininin Sosyopolitik Yönü isimli doktora tezini tamamladı. Ayrıca modern ve ölü Sami dinler üzerinde eğitim almış ve bu alanda çalışmalar yapmaktadır. Eski Anadolu ve Mezopotamya'nın dinler tarihi, din ve mitoloji ile ilgili çalışmalar başta olmak üzere siyasi ve sosyal tarihi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben hocamıza tekrar sözü bırakmadan kısa bir hatırlatma yapmak isterim katılımcılar için. Eğer sorularınız olursa seminer sonunda dilerseniz sohbet bölümüne sorunuzu yazılı olarak yazabilirsiniz. Dilerseniz söz hakkı alarak sorunuzu sesli bir şekilde sorabilirsiniz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Ben sözü size bırakayım. Buyurun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Öncelikle kasvetli bir İstanbul akşamından herkese merhaba. Ben Kübra Karaköz. Bugün sizlere eski Mezopotamya ve Anadolu'da Demon ya da Demon inancı üzerine bilgi vermek istiyorum. Öncelikle neden bu kelimeyi seçtim? Yani neden Demon kelimesini seçtim? Ondan bahsetmek isterim. Demon, İngilizce'deki Demon kökenini Latince Daimon'dan almaktadır. Latince kaynaklarda Daimon, gözle görülemeyen soyut, metafiziksel varlıkları tekabül ettiği gibi aynı zamanda ilham, yetenek, tanrılardan bahşedilen bir tür yetenek gibi anlamlara gelmekte ve eski Latin dünyası için bahsedeceksek eğer tanrılardan insanlara verilen birer armağan, aynı zamanda gözle görülemeyen, duyulamayan doğaüstü varlıklara tekabül etmektedir. Daimonlar, yani Latin dünyasındaki daimonlar herhangi bir mizaca sahip varlıklar değillerdir. Kötü ya da iyi olarak ayrılmazlar. Genellikle insanların faydasını sağlayan, onların yanında bulunan bir tür varlık olarak düşünülürler. Latince'deki daimon ise kökenini eski Yunanca'dan almaktadır. Eski Yunanca'da deishai bir tür ilahi tezahürün parçalanmasından yola çıkarak kullanılan bir kelimeden gelmektedir köken olarak. Yani ilahi bir bütün parçası var ve bu bütün parçası dünyanın her yerine, her türlü canlı ve cansız varlığa tezahür ederek yapbozun bir bütününü oluşturacak şekilde bütün oluşturulması için kullanılan bir kelime. Aynı zamanda bu tür bir inançtır. Yine eski Yunan dünyasına baktığımız zaman özellikle demonik varlıklar daha çok hem insanlığın lehine hem insanın aleyhine işlerde bulunan tanrılar tarafından yaratılmış ve bizzat dünyada bulunması gereken varlıklar olarak düşünülmüşlerdir. Yine aynı şekilde tıpkı Latince anlamında olduğu gibi soyut bir güce, soyut bir yeteneğe de tekabül etmektedir bu kelimenin anlamı. Günümüzde demon kelimesi yerine kullandığımız bir tabir var. O da cin, ifrit, iblis gibi kelimeler. Öncelikle bunlar daha çok monoteizminden gelen, İslamiyet'le bağdaştırılan kelimelerdir. Bu yüzden aslında bir noktada tekabül kullanmamayı tercih ettim. Çünkü bahsettiğimiz şey çok daha farklı olacak. Cin kelimesine baktığımız zaman ise Arapçadaki cen fiilinden türemiştir. Arapçada cen fiili gizlenmiş, saklanmış, örtünmüş anlamlara gelmekte. Hem inançsal açıdan baktığımızda İslamiyet'teki gözle görülemeyen doğaüstü bir sınıfa tekabül eden varlıkları ifade eden, aynı zamanda yine tıpkı Latince ve Yunanca'da olduğu gibi gözle görülemeyen soyut, ilham, yetenek gibi anlamlara gelen bir kelimeden türemiştir ve yine bu anlamda kullanılır. Örneğin eski Arap kaynaklarına baktığımız zaman karşımıza birçok cinni komutan, cinni şair çıkmaktadır. Buradaki cin kelimesi herhangi bir metafizik varlığı tekabül etmekten ziyade o kişinin yeteneğine yapılan bir takım vurgudur. Çünkü yetenek dediğiniz şeyin tanrısal bir tezahür olduğuna ve bunun ilahi bir güç olduğuna inanılmıştır tarih boyunca.
Semitik dillerdeki karşılığına baktığımız zaman cin kelimesinin diğer Sami dillerinde benzer bir anlama gelmediğini, benzer bir anlam almadığını görüyoruz. Buna örnek olsun diye İbranice'deki karşılığını verdim. Yani şedim kelimesini verdim. İbranice'de şedim ya da şet kelimesi tekil olarak şet. Asur'da en eski Asur-Akat metinlerinden gelen, yine Asur ve Akat metinlerinde de gizlenen, saklanan, örtünen anlamına gelen bir kelimedir. Şeddim İbranice'de yine bir varlık sınıfına tekabül etmekte ve yine aynı şekilde koruyuculuk, kollayıcılık ve yetenekle beraber anlam ifade ettiğini bu kelimeleri görüyoruz. Yani genel olarak baktığımız zaman bu kelimelerin hem metafiziksel bir varlığa hem de yetenek, yaşam sevinci, yaşam aşkı ya da ilham gibi soyut bir takım kavramlara tekabül ettiğini görebilmekteyiz. Bu yüzden demon kelimesini bu sunum kapsamında kullanmayı tercih ettim. Şimdi konuya gelecek olursak, eski Mezopotamya'da demon inancı. Eski Mezopotamyalılar dünyayı aynı şekilde algılıyorlardı. Nasıl bir inançları vardı diye kısaca bir bahsedersek, tıpkı diğer eski çağ toplumlarında olduğu gibi eski Mezopotamyalılarda dünyanın hemen hemen her yerinde canlı ve cansız varlıklar içerisinde bir ruh olduğunu inanıyorlardı. Bu ruh tanrılar tarafından bahşedilmiş bir tezahürün parçasıdır. Yani tıpkı bir yapbozun bütününü oluşturan gibi parçalardan oluşmaktaydılar. Ve ruh fiziksel bedenden ziyade ölümsüz bir kavramdır. Yani insanların ruhları vardır. Bu ruhlar fiziksel beden canlılık işlevini yitirdikten sonra dahi yaşamaya devam etmekteydi. Kimi zaman farklı boyutlarda, kimi zaman ise yeraltı dünyasına geçerek o fiziksel formundan ziyade soyut gücünü yaşamaya devam ettiren varlıklar olduğunu düşünmüşlerdi. Ve eski Mezopotamyalılar için ruhların bir yer hiyerarşisi bulunuyor. Yani ruhlar soyut ve cansız, soyut özür dilerim, soyut ve biçimsiz kavramlar olmakla beraber bir hiyerarşi içerisinde değerlendirmişlerdir. Eski Mezopotamyalılar için hiyerarşinin en üst tabakasında tanrılar yer alıyor. Yani en güçlü ruhlar tanrıların ruhlarıydı. Hemen alt tabakada büyük tanrılardan sonra küçük tanrılar yer almakta ve bu küçük tanrılar tanrıların, yani büyük tanrıların biraz daha altında onlara hizmet eden, onların veziri konumundaki varlıkların ruhlarıydı. Sonra bir alt tabakaya baktığımız zaman ise karşımıza demonlar çıkıyorlar. Demonlar herhangi bir bütünsel açıdan incelediğimizde ikonografik bir ortaklığı bulunmayan bir sınıf olarak karşımıza çıkıyor. Onun altında ölen ataların ruhları, ardından krallar ve diğer insanların ve canlıların ruhları da bir hiyerarşi içerisinde yer aldığını görebiliyoruz. Şimdi demonlara baktığımız zaman demonlar eski Mezopotamya'daki en karmaşık, en karışık gruplardan bir tanesidir. Bu karmaşa ve karışıklığın yegane sebebi demonların tamamen eski Mezopotamya toplumlarının dünya görüşleriyle, hayatı algılayış biçimleriyle, insanları algılayış biçimiyle, sosyal, siyasi, ekonomik bir dünya yapısıyla ve tabii ki de inançlarıyla alakalı olduğunu görebiliyoruz. Yani bu kadar karmaşık bir grup içerisinde dünyanın, yaşamın ta kendisinin yer aldığından bahsedebiliriz. Demonlar sınıfa ayrılmak gerçekten çok zor ve bu sınıflandırma yaparken kullandığımız materyaller genellikle yazılı kaynaklar. Çünkü ikonografik verileri temel aldığımız zaman herhangi bir bütünleşik form içerisinde bulunmadığını görebiliyoruz. Kabataslak yazılı kaynaklar eşliğinde demonları sınıflandırmak gerekirse eski Mezopotamya'da kabataslak dört kısma ayrıldığından bahsedebiliriz demonların. İlk grup tanrılar tarafından yaratılan demonlardır. Tanrılar neden demonları yaratmıştır, neden bu varlıkları yaratmıştır diye sorduğumuz zaman ise aslında tanrıların tanrı olabilmesi için antagonist bir varlığa, yani bir kötülüğe ihtiyaçları var. Bu tıpkı toplumumuzda da olduğu gibi iyinin iyiliğini ya da iyinin iyi olabilmesi için kötüye, kötülüğünü görebilmemiz için aslında iyiliği görmeye ihtiyacımız vardır. Yegane benzer sebepten dolayı da tanrılar insanlar arasındaki ahdi kuvvetlendirebilmek, tanrısal kuvvetini tüm toplum içerisinde, insan hayatı içerisinde ele geçirebilmek ve aynı şekilde
tanrısal yüzünün tezahürünü vurgulayabilmek adına kozmogonideki bir boşluk olan kötülüğü doldurması adına belirli demonları yaratmışlardı. Bu demonlar çoğunlukla gruplar şeklinde hareket eden, tanrılardan bağımsız, bizzat kendi mizacı bulunan, daha çok kötülükle ilişkilendirilen, haklılıkla ilişkilendirilen ve biçimsel açıdan da ikonografik bir bütünlüğü bulunmayan gruptur. Sistematik kötülüğü temsil ederler. Yani doğadaki aslında bir noktada da dengeyi korumaya çalışan varlık olarak karşımıza çıkmaktaydılar. Tamamen denge ve kozmogonideki denge unsurundan dolayı tanrılar tarafından yaratıldığını söyleyebiliriz. İkinci gruba baktığımız zaman ise ikinci ruhlar yer alıyor bu kısımda ise. İkinci ruhlar yani tanrılardan daha düşük güce sahip ve aynı zamanda onlar tarafından yaratılmamış, bizzat kendileri zuhur ederek var olmuş varlık sınıfı olduğunu söyleyebiliriz ikinci grup demonların. Buradaki demonlar diğerlerinden farklı olarak bizzat tanrıların aslında yardımcıları, asaları, yani yaptıkları iyilikler ve kötülükler de bizzat tanrılar tarafından istenmekteydiler. Tamamen onların hizmeti altında ama tanrılarca yaratılmamış düşük seviyede ruhlar olarak algıladığından görebiliriz. Daha böyle komutanmış gibi sistematik olarak bir şey inceleyen, direktifleri kontrolünü yapan, birer kontrol göre gören demonlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve halk bazında baktığımız zaman ise yazılı kaynaklarda en farklı anlatılan grubun bu olduğundan bahsedebiliriz. Nitekim 3. binyıldan 1. binyıla kadar gelen süreç içerisinde bu tür demonların karakteristik özelliklerinin kendi içerisinde değiştiğinden dolayı kategorize edilmesi yine çok zor olan bir varlık sınıfı olduğundan bahsedebiliriz. İkinci gruplarda yani ikinci ruhların bulunduğu ikinci grupta hem bireysel demonların hem de grup şeklinde olan demonların varlığından bahsedebiliriz. Diğer bir demon grubu ise üçüncü grup beşeri duygular. Aslında en ilginç olan da nitekim bu grup. Çünkü bu grubu oluşturan demonların tamamı bizzat insanlardır. Yani insan kökenlilerdir. Beşeri duygular, sorumluluk ve kozmogöndeki eksiklikten dolayı insan ruhlarının demona dönüşmesinin ardından oluşan varlıklardır. Peki insanlar nasıl algılıyorlardı hayatı diye baktığımız zaman? Aslında eski Mezopotamyalılar bu konuda çok geleneksel ve sistematik bir inancı var. Onlara göre bir insan doğar, daha doğrusu anne karnında oluşur, doğar, büyür, ölür. Bu aşamaları gerçekleştirirken bir takım görevleri vardır. Bunlar hem fiziksel hem duygusal anlamda hem de sosyokültürel ve sosyopolitik görevleri vardır. Bunlar nedir diye bakarsak, örneğin Mezopotamyalı için bir bebek dünyaya geldikten sonra sağlıklı bir şekilde yaşaması temenni ediyor, bekleniyor. Eğer bu bir kişi kız ya da erkekse evlenmesi, kadınsa çocuk doğurması, ardından çocuklarını büyütmesi, ölmesi, ölümünün ardından ise bizzat kendi ailesi tarafından ölü ritüellerinin yapılması bekleniyor. Eski Mezopotamyalılar, daha doğrusu eski çağ toplumlarının neyse tamamı biri öldükten sonra onu yaptıkları bir takım ritüel uygulamaları var. Toprakta gömmek ya da yakmak bunlarla beraber başlıyor. Gömme yermanları bırakılıyor. Ardından ölü için su dökülüyor, yemekler dağıtılıyor ve yılın belirli zamanlarında bizzat o ölü için dua edilmekte. Bunların olmadığı takdirde yani kişi eğer toprağa gömülmemişse, kişi eğer ardından su dökülmemişse, dua edilmemişse de yeryüzüne bir demon olarak gelmekte. Eğer işte bir genç kadına evlenmeden öldüyse bir demon olarak geliyor. Çocuğunu düşürerek öldüyse, bir bebek anne karnında öldüyse gibi durumlarla beraber insanların hayatta bir takım beklentileri olduğu, beklentileri karşılayamadığı için hayat tarafından haksızlığa uğradığı, bu şekilde demona dönüştüğü inancı hakim.
Bu grupta sadece beşeri sorumluluklar değil, duygusal ihtiyaçlar da yine aynı şekilde insanların yerine getirmesi gereken bir durummuş gibi görünüyor. Yani yine yazılı kaynaklarda örneğin kimseye sevmeden ölen bir kişinin de demon olarak yeryüzüne çıktığı ve insanlara zarar verdiği yazılı kaynaklarda beyan edilmektedir. Bu grubu diğer gruplardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi ise tamamen kendi akrabalarına saldırıyor olması. Yani herhangi bir yabancıdan ziyade yaşayan akrabalarına giderek onlara musallat oldu. Onlara bir takım hastalık, bela, kötü kader ya da işte kötü söz ya da nazar dediğimiz kötü gözle bakıp rahatsızlandırdığı metinlerde aktarılmaktadır. Son olarak ise bir grup daha var ve bunlar biraz ilginç bir grup. Öncelikle bu gruba ait demon sayısı diğerlerinin oranına daha az olduğundan bahsedebiliriz. Yani örnek olarak iki tane verdim ama toplasanız zaten 15-20'yi geçmeyecek kadar bir sayısı var bu demon grubunun. Ama çok ilginçtir. Çünkü bu grupta yer alan demonların tamamı aslında tanrılardır. Yani bizzat eski prehistorik dönem kökenli yerel tanrılar, güçlü tanrıların zaman içerisinde demonlaşarak şeytanlaştırıldığı görülmektedir. Şeytanlaştırıldı, demonlaştırıldı diyorum. Çünkü bizzat inanan toplum tarafından bu yapılmıyor. Nitekim savaşlar tarihin her dönemi boyunca vardır ve mağlup olan toplumları kontrol altında tutabilmek, demoralize edebilmek, onları yönetebilmek adına tarih boyunca bir takım yenilikler, bir takım uygulamalar getirmişlerdir. Bir toplumu oluşturan kültürel belleği yok etmeye yönelik girişimler de bunlardan bazılarıdır. Örneğin birçok mağlup edilen toplumun tanrıları galip edilen toplum tarafından alınıp ya kırılıp dökülür, ya yok edilir, ya şeytanlaştırılır ya da hizmetkar olarak düşük seviyede bir statüye sahip alınır ve bu hegemonya altında da bu ritüeller, dualar, mitoslarla, bayramlarla sık sık vurgulanarak o toplum ve kültürünü oluşturan, kültürel belleğini oluşturan unsurların yok edilmesi hesaplanır ve bu şekilde toplumu kontrol edebilmenin en kısa ve en kolay yolu da bulunmuş olur. Nitekim dördüncü grupta yer alan demonların çoğunluğunda prehistorik dönemin çok güçlü tanrıları olduğu ve zaman içerisinde siyasi sebeplerden, sosyal kültürel sebeplerden şeytanlaştırıldığı, demonlaştırıldığından bahsedebiliriz. Öncelikle demonlar kabaca bu şekilde ayrılmaktalar. Ya tanrılar tarafından yaratılıyorlar, ya insan formundalar, ya da herhangi bir şekilde yaratıcısı olmadan tabi olarak gezmekteler. Öncelikle Mezopotamyalılar bu tür varlıklardan son derece korkuyor. Ayrılmak için, onlardan korunmak için birçok yöntem geliştiriyorlar. Evleri tufan gibi sardıklarına, onları hiçbir şeyin direnemeyeceğine, salgın hastalıklara, ölümlere, birçok olayın bizzat onlar tarafından sebep olduğuna inanıyorlar. Nitekim başlarına bir şey geldiği zaman da ilk suçladıkları, ilk yöneldikleri varlıklarında bunlar olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi gruplardan size birkaç örnek göstermek istiyorum. İlk olarak bahsedeceğim yaratılanlar grubudur. Bunlar çünkü grupların birbiri arasında bir takım farklılıkları bulunmakta. Yaratılanlara baktığımız zaman genellikle yaratılan demonların iki tanrı tarafından yaratıldığı yazılı kaynaklarda yer alıyor. Bunlardan birisi Anu, Tanrı Anu, diğeri ise Tanrı Enlil. Şimdi bu iki figür de Deus Otiosuslar, yani eski kadim toplum, eski Mezopotamya'da Sümer öncesi toplumların yaratıcı tanrılarıdır. Yazılı kaynaklarda belirli bir dönemden sonra daha çok geri plana düşmüş ve bir noktadan sonra artık ne mitoslarda ne de dualarda sıklıkla yer almayan, yaratan ve elini ayağını çeken bir tanrı pozisyonunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani demonların yaratılanları da bizzat kadim varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Genelde topraktan yaratıldığı anlatılı yazılı kaynaklarda Ki'nin çocuğu olarak geçiyorlar ve tıpkı bir insan formu gibi belirli aşamalarda geçiyor. Yani doğuyor, büyüyor, gelişiyor. Bunların genellikle yaratılanların genellikle yaşadığı yer yeraltı dünyası. Yeraltı dünyasında Eraşkigal'in vekili olarak, Eraşkigal'in yanında bulunan
varlıklardır. Fakat diğer tanrılardan farklı olarak biliyorsunuz Mezopotamya kozmogonisinde yeryüzü, gyökyüzü ve yerküre, yeraltı ve gyökyüzü arasında bir hiyerarşi vardır. İstediğiniz kadar güçlü bir tanrı olun, yeryüzünden yeraltına inemezsiniz ya da yeraltından gökyüzüne çıkamazsınız. Çıktığınız takdirde kozmogonik dengeyi bozarsınız ve bu da dünyada bir takım felaketlere sebep olur. Buna istisnadan demonlar bunda istisnai bir duruma sahipler. İstedikleri her yere girip çıkabilme haklarına var ve onların bu girip çıkma işlemlerinde hiçbir şekilde kozmogonik denge bozulmuyor. Bunun sıklıkla vurgulandığı gruplardan biri yaratılanlardır. Belli bir aşamaya gelene kadar yeraltı dünyasının kapalı zindanlarında kalırlar. Bir süre sonrasında ortaya çıkarlar ve hastalıklar verirler. Onlarla ilgili metinlere baktığımız zaman kaynaklara daha çok korkuyu görüyoruz. Yani bir hastalıktan ziyade daha çok toplumu korkutmaya yönelik bir girişimleri bulunuyor. Tabii ateşli hastalıklar, salgın hastalıklara sebep oluyor ama korku, vesvese ya da psikolojik rahatsızlık diyebileceğimiz birçok hastalık bizzat bu yaratılanlar tarafından gerçekleşiyor. İlginçtir ki özellikle soğutma ritüellerine, arındırma ritüellerine baktığımız zaman bu tür rahatsızlıklara sahip olan insanların daha çok tapınaklara giderek Tanrı'ya daha fazla yakınlaşma ihtiyacı duyduklarında yazılı kaynaklardan görebiliriz. Aslında bir noktada tanrıyalara iten, yani insanları tanrılara iten varlıklar. İsimleri var spesifik olarak. Bunlara bakmak gerekirse örneğin Uduk, Utukku, Alu, Galla gibi yazılı kaynaklarda isimleri olduğunu görüyoruz. Örneğin Utukku'ya baktığımız zaman Utukku'nun devasa bir boyutu var. Bir formu yok ama devasa bir güçte, devasa bir boyutta olduğu, tanrılar kadar güçlü olduğu sürekli çığlık attığı vurgulanıyor. Bu çığlık aslında rüzgar sesi ya da dağlardan gelen sesler de korkutucu olduğunu halüsinasyonlar duyan insanların, gören insanların korkutucu olarak nitelikli bir takım sesleri çıkartıyor. Vücudunda ışığı olmayan, ateşten yaratılmış, öfkeli ve sürekli olarak insanları yok etmeye çalışan bir varlık şeklinde gözüküyor Utukku. Yazılı kaynaklara baktığımız zaman sağlıkma ritüellerinde Utukku'ya yönelik birçok büyü metnin olduğunu görebiliyoruz. Yani halk özellikle meydana gelen, başına gelen hastalıklardan Utukku'yu sorumlu tutmuşlardır. Örneğin Uduk var bir de. Uduk Eraşkigal'in yanında duruyor. Eraşkigal ne zaman ona çık derse çıkar, ne zaman gel derse gel. Uduk örneğin daha çok baykuşa benzetiyorlar ve gece karanlığında ortaya çıktığından, keskin gözleri olduğundan ve istediği her şeyi yakalabildiğine inanıyor Mezopotamyalılar. Diğer bir iki örnek daha var. Yine Utukku'lar. Utukku, özür dilerim, az önce söylemedim. Söylemeyi unuttum. Utukku örneğin Enlil'in yarattığıdır. Uduk örneğin ya da Alu örneğin daha çok Anu'nun yarattığı olarak geçmekte. Bunlar direkt Tanrı'nın tam olarak zıttı dediğimiz Mimalenu, yani taban tabana zıttı, kötülüğü, kozmik kötülüğü temsil eden varlıklardır. Bunların hepsi birer grup şeklinde. Yani az önce örneklerin isimlerini verdiğimiz birer grup şeklinde ve sayısı bilinmiyor. Büyük, küçük olarak ayrılıyor. Ölümsüz varlıklar ve çoğalan varlıklar, sürekli çoğalıp ölmeyen varlıklardan bir tanesi. İçlerinde bir tanesine değinmek istiyorum. Nitekim bu tekil bir form olduğundan dolayı. Asak. Asak çok ilginç bir figür ve oldukça kudretli bir figür. Öncelikle Asak yazılı kaynaklara baktığımız zaman Tanrı Anu'nun çocuğu olarak geçiyor. Korkusuz bir savaşçı. Yazılı kaynakların tamamında Asak cildi, derisi hiçbir şekilde ne balta, ne mızrak, ne de herhangi bir delici aletin delemeyeceği kadar sağlamlıkta olduğundan bahsediyor kaynaklar. İkonografik olarak baktığımız zaman da biraz da Anzu kuşuna benziyor. Yani kartal pençeli, vücudu kıllı, uzun, bazen de kısa kuyruklu, kanatları arşa değecek kadar uzun. Yani Mezopotamyalılar Asak kanatlarını açtığı zaman bir ucundan bir ucuna dünyanın her yerine ulaşabilecek kadar kudretli olduğunu da düşünüyorlar. Bazen bir aslan formunda yüzü betimlenmiş, bazense bir ejderha formunda olduğunu görebiliyoruz Asak'ın.
Asak'la ilgili şöyle bir inanç var. Asak diğerlerinden farklı olarak kendi ordusunu dahi savaşçı olduğundan dolayı kendi ordusunu yaratabilme gücüne, yaratabilme yetkinliğine sahip ve bu genellikle dağlar. Dağlardan, taşlardan kendisini yenilmez bir ordu yaratıyor. Yaşadığı yerlere baktığımız zaman genellikle dağlar, ıssız yerler, mezarlıklar, pis yerler, tuvalet alanları, bozkırlar, büyülerin yapıldığı noktalar, depremlerde oluşan fay hatları, obruklar, düdenler, mağara girişleri gibi yerlere Asag'ın yaşadığına inanıyorlar. Asag'ın belli başlı betimlemesi var. Aslında çok üzücü kendisi adına. Çünkü bir yazılı kaynakta şöyle geçiyor. Asag bir gün nehirde yüzüne bakmak istiyor. Eğiliyor fakat o kadar çirkin ki yansımasından dolayı nehrin fokur fokur kaynadığından ve nehirdeki tüm canlıların öldüğünden bahsediyor kaynak. Aslında bunun için çok üzücü bir tanımlama. Fakat burada bahsedilen şey Asag'ın çirkin yüzü ya da korkutucu yüzü değil, Asag'ın ateşli hastalıklar ve enfeksiyonla olan ilişkisi. Suya baktığı zaman suyun debisini kaynatacak kadar ateşli bir hastalığa sebep olabiliyor ve enfeksiyon yayabiliyor. Asag'ın genellikle nehirlerde, sulardaki pis sularla ilişkili olduğu, buradaki canlı ölümlerine sebep olduğu, insanlarda ise eğer içtiğiniz sudan rahatsızlanıyorsanız bunun Asag'dan kaynaklandığına inanılıyordu. Eğer atıyorum kirli bir yiyecekse onun başka bir demon sebep oluyor. Ama eğer bu bir suysa asak buna neden olabiliyor. Şimdi demonlar genellikle yazılı kaynaklarda büyü ritüel metinlerine geçiyor. Fakat görebildiğimiz hani farklı metinlerde görebildiğimiz bir takım demonlar var. Asak bunlardan bir tanesi. Bir mitoloji metninde geçiyor. Aslında mitoloji diyoruz ama bu metin politik bir gerçekliği olan tarihsel bir retorik metindir. Yani gerçek bir olayın mitleştirilmiş versiyonudur. Mehmet'in oldukça ilginçtir. Çünkü Asak bizzat Mezopotamya'nın en muzaffer, en savaşçı ve yenilmez tanrısı Ninurta ile karşılaşmıştır. Literatürde Ninurta'nın yararı, Ninurta'nın faydaları, yurtunun zaferleri gibi tabirlerle geçen bu metne baktığımız zaman tanrılar mutlak bir zafer kazanmışlardır. Bir Akitu dönemine denk gelen süreçte muzaffer bir zafer kazanmışlardır ve bu bizzat Tanrı Ninurta sayesinde olmuştur. O kadar mutlu bir atmosfer vardır ki Tanrı, Assur, Marduk hepsi beraber Ninurta'nın onuruna bir zafer yemeği, bir ziyafet vermek istemişlerdir. Açık alanda halkın da içinde bulundu. Özellikle halkın içinde bulundu. Çünkü halk kavramı mitoslarda çok da yoğunlukla geçmez. Halkın, tanrıların, tüm yöneticilerin bulunduğu bir atmosferde büyük bir zafer ziyafet verilmekte. Tam da bu esnada gökyüzünden Asak gözükmeye başlıyor. Asak gözüktüğü zaman yanında dağlardan oluşturduğu yenilmez ordusuyla beraber hareket ediyor. Asak geldiği zaman tabii Ninurta herhangi bir şekilde tepki vermiyor fakat halkın son derece korktuğunu ve Ninurta'ya sürekli Asak'ın ne kadar yenilmez ve ne kadar savaşçı olduğu vurgusunun yapıldığını görüyoruz metinde. Sıklıkla bu vurgulanıyor. Ve ardından konuyu uzatmamak adına ardından çok büyük bir savaş meydana geliyor. O kadar büyük bir savaş meydana geliyor ki Ninurta, o büyük kahraman tanrı, neredeyse ölmek üzere. Ninurta'nın yenildiğini gören konuşan asası Şarur hemen Tanrı Assur ve Tanrı Mardu'nun yanına giderek Ninurta'ya yardım etmesi gerektiği, aksi halde Ninurta'nın yenileceğinden bahsediyor. Ve diğer tanrılar bir şekilde Asag'ın önce yenilmez ordusunu ardından Asag'ı yaralayarak Ninurta'nın onu öldürmesine, onu yenmesine bir kapı açıyorlar ve Ninurta bir şekilde tanrıların ve asasının yardımıyla Asag'ı yerle bir ediyor. Asag yerle bir edildikten sonra ordusu tabii dağlardan, taşlardan oluşmuştu. O ordudaki taşları alıp Dicle Nehri'ne bir baraj inşa ediyor ve bunu halkın kullanımına sunuyor. Metin bu şekilde bitmiş oluyor. Aslında bu metin her ne kadar mitolojik bir anlatıya sahip olsa da Ninurta bu metinde M.Ö. 1. bin yıldaki Mezopotamya'yı
Asak ise milattan önce 1. bin yıllık Elam toplumlarını temsil ediyor. Bizzat gerçekleşmiş bir Mezopotamya ve Elamlar arasında gerçekleşmiş bir savaştan sonra, yine aynı şekilde Dicle Nehri'nde baraj yapılmış bir savaştan sonra mitoloji bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz bazen Mezopotamya gerek diğer eski çağ toplumlarındaki mitosları sadece Tanrı'dan öykü olarak değerlendirmemiz gerektiğini de bu tür metinlerden öğrenebiliyoruz. Asak ilginç bir figür ve korkunç bir figür ve bireysel anlamda Tanrılarla baş edebilecek, Tanrılardan daha güçlü, daha kuvvetli bir konumdaki varlık olduğunu görebiliyoruz. Diğer bir gruba baktığımız zaman, ikincil ruhların olduğu gruba, öncelikle bu grupta herhangi bir kavramsal ayrılık yok. Yani mizaçsal bir ayrılığın var olduğundan bahsedemeyiz. Bu varlıklar bazen iyi, bazen kötü şeklinde geçiyor. Genellikle sıcaklık, kuraklık ve açlıkla ilişkilendiriliyor. Yani insanlar, evet, insanlara zarar vermekten ziyade daha çok iklimsel, klimatolojik olaylarla ilişkilendiriliyor. Eski Mezopotamya'da belirli dönemlerde artan sıcaklıklardan dolayı kuruyan nehirler ve nehirlerin kuruması, su alanların kuruması ile beraber topraktaki tuz miktarının artmaya başlaması ciddi anlamda ekinlerin büyümemesine sebep olabiliyor. Zaten bir hurma var buna çok dayanabilen bitkilerden. Diğerleri bu tuzluk oranı dayanamadığı için ağaçların kuruduğu, bitki ürünlerinin kuruduğu bilinmekte. Bu tür gerçekliği, Mezopotamya'nın bu tür gerçekliği ise halk tarafından, bizzat demonlar tarafından yaptırıldığına inanılıyor. Tabii bu demonlar tarafından yaptırıldı diyoruz ama tanrıların önayak olduğu bir şekilde bu ikinci derecedeki gruplar, ruhlar yapıyorlar bunları. Sıcaklığa bağlı olarak bir kuraklık, kuraklığa bağlı olarak bir açlık meydana geliyor ve bu şekilde tanrıların insanları cezalandırdığı düşünülüyor. Bunun dışında yine enfeksiyonel hastalıklar, ateşli hastalıklarında bu tür varlıklardan kaynaklandığına inanılıyor. Salgın hastalıklarında kaynaklandığına inanılıyor. Aslında sistem şu şekilde ilerliyor. Bir tanrı bir toplumun sayıca nüfus olarak arttığını gördüğü andan itibaren bu tür varlıkları, yani ikinci gruptaki varlıkları oraya göndererek salgın hastalıklarla ya da bebek ölümleriyle nüfusu dengelemeye çalışıyor. Dengede tutmaya, ekilen ürünlerin tüketiminin de stabil bir şekilde bir araya gelmesine sebep oluyor. Yani ekilen ekin kadar, üretilen ekin kadar nüfusun olmasını sağlayan gruplar şeklinde çıkıyor ve bunu bizzat tanrılar tarafından gerçekleşiyor. Bunlardan biri mesela Rabiuşular. Rabiuşular çok ilginçtir çünkü aslında eski Sami toplumlarında golem vardır inanılan. Golemin özellikle Orta Çağ'da belli bir kile nefes vererek, can vererek oluşturulduğuna inanılır. Golemlerin eski Yahudilikte, özür dilerim, Yahudi inancında golemlerin bir aklının olmadığına, tamamen ona verilen formata uygun bir şekilde yaşadığından bahsedilir. Rabbi tam olarak böyledir. Genelde kilden yaratılıyorlar. Bir kilden yaratılan figüre tanrılar bir nefes üflüyor ve canlanmaya başlıyor. Kendileri nefes almıyorlar. Ağızları sıkı, yani açılmıyor ağızları. Devamlı tükürüklerin aktığını, dişlerinden kan aktığını, çünkü sıkı bir şekilde olduğundan dolayı kendi kanını akıttığını düşünüyorlar. Konuşabilme yetkisine sahip değil. Göremiyorlar. Dokunamıyorlar. Sadece bulunduğu bölgeye giderek tanrıların bizzat onlara bahsettiği görevleri yerine getirdiklerini görebiliyoruz. Bu gruba örnek olarak da iki figür daha koydum. Bunlar Lilitu ve Namtar. Öncelikle Lilitu'dan bahsetmek gerekirse, Lilitu ilginç bir figür. Birazdan da değineceğim bir form kazanan figürlerden bir tanesi. En eski milattan önce en erken Sümer metinlerinde geçiyor ama konuşan bir figür değil. Karakteri olan bir figür değil. Sadece Lilitu kötüdür algısı var ve bunun dışında Lilitu'nun ne şekli, ne şemali ya da nasıl bir davranışsal karaktere mensup olduğu, bağlı olduğu yazılı kaynaklarla geçiniyor. Sadece bir figür olarak geçiyor. Ta ki milattan önce 1. bin yıla kadar. Milattan önce 1. bin yılda tam anlamıyla karakteristik bir Lilitu ortaya çıkıyor ve daha sonraki dönemde Yahudilikte Lilit olarak karşımıza çıkan figürün kendisi oluyor. Eski Mezopotamya metinlerinde Lilitu daha çok çocuk
düşümleriyle, bebek ölümleriyle, Lohsalık sendromuyla, kısırlıkla alakalı olduğunu yazılı kaynaklarda görebiliyoruz. Kanatları var bir kadın biçiminde. Bazen yılanlarla, bazen akreplerle, bazen aslanlarla beraber temsil ediliyor. Milattan önce 1. 1000 yılda tam anlamıyla bir form kazanıyor. Ondan öncesinde çok sessiz bir figür olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir figüre baktığımızda mesela Namtar, diğer bir demon Namtar. Şimdi Mezopotamya'da birçok Namtar var. Bunlardan biri örneğin yeraltı tanrıçası Eraşkigal'in veziri olan Namtar. Bir de hastalık anlamına gelen, salgın hastalık anlamına gelen bir Namtar var. Bizim demon olarak aldığımız Namtar bunlardan hiçbiri değil. Namtar yine tanrılar tarafından yaratılmamış ama bir şekilde var olmuş bir demon. Daha çok nehirle, suyla ilişkilendiriliyor. Nehirlerin kuruması, hastalık kapması, nehirlerden bulaşan hastalıklarla hayvanların hastalanmasını temsil ediyor. Namtar birine bulaştığı zaman genelde salgın şeklinde oluyor. Yani sudan kaynaklanan bir salgın hastalığı temsil ediyor Namtar. Yazılı kaynaklara baktığımız zaman genelde bir kuş şeklinde tasvir ediliyor. Yani kanatları olan, pençeleri olan, pençelerinden kan damlayan, irin damlayan ve her döktüğü kanla daha çok motive olup daha çok mutlu olan bir figür şeklinde çıkıyor Namtar. Şeklinde çıkıyor. İkinci ruhlar genellikle yazılı kaynaklara daha az karakteristik olarak özellikleri daha az verilen demonlardır. Daha çok isim şeklinde geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi durmak istediğim, üzerine durmak istediğim bir diğer grup kozmogoni eksik. Yani beşeri duygular, beşeri görevler ve insanın sorumluluk duygularının nasıl demona dönüştüğü. Haksızlıktan bahsetmiştik. Evet, eski Mezopotamyalılar bir yaşam döngüsü olduğuna inanıyor. Bunlar gerçekleşmediği zaman da bir haksızlığa uğradığı düşünülüyor. Ve haksızlığa uğrayan insanın demona dönüştüğü inancı benzer şekilde tüm coğrafyada var. Ama Mezopotamya'da bunun biraz daha karakteristik özelliği büründüğünden bahsedebiliriz. Öncelikle nasıl başlıyor? Diyelim ki bir fetüs doğmuyor, düşüyor. Mezopotamyalılar onun bunun bir haksızlık olduğunu düşünerekten onu demonlaştığına inanıyorlar ve buna Kubu adını vermişler. Belirtmek gerekiyor. Kubu Sümer ya da Hint Avrupalı toplumlarda gözüken bir demon değil. Yalnızca Sami toplumlarında, Semitik toplumlarda gözüküyor. Yani Asurca, Akatça belgelerde görebiliyoruz. Aramice belgelerde görebiliyoruz. Bir de farklı bir isimlendirmeyle İbranice kaynaklarda da Yahudilikte de yer alan bir demon. Mesela Kubu tasvir edilirken şöyle açıklanıyor. Diyor ki Kubu hiç anne sütü emmemiş. Kubu hiç annesini görememiş ya da Kubu hiç toprağa gömülememiş şeklinde geçiyor kaynaklarda. Kubu demona dönüştükten sonra yaşayanlar dünyasında bizzat kendi akrabalarına musallat olarak aslında yaşamamın adısında bir noktada ondan çıkardığını söyleyebiliriz yazılı kaynaklar için. Bir diğer demon Edimmu. Şimdi Edimmu biraz ilginç çünkü Edimmu tam anlamıyla hayalet anlamına geliyor. Hem bir hayalet hem bir demon öncelikle. Hayalet olarak bireysel bir insanın ruhi formu, demon olarak ise hem yine bireysel bir insanın ruhundan dönüşen bir demon hem de bir toplumsal yani bir grupsal şeklinde demon olduğunu söyleyebiliriz. Edimmu'da birçok farklı yönü var. Yani kendi içerisinde kategorize ediliyor. Birazdan da değineceğiz. Ama bir de kategorize edilmeyen genel bir Edimmu var. Öncelikle Edimmu'lar yaşayanlar dünyasında bizzat atalarına, bizzat yaşayan akrabalarına saldırıyor. Genel olarak saldırmasının ardındaki agresif nedenler toprağa gömülememişse, arkasından kimse sunu sunmamışsa, ekmek verilmemişse, yani ölü yemeği verilmemişse, ölü suyu sunulmamışsa ya da herhangi bir şekilde yılın belirli günlerinde kendisine dua edilmemişse, Edimmu bizzat yaşayan akrabalarına musallat olarak onların da kendisi gibi ölmesini sağlamaya çalıştığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Mezopotamya'da belli bir anlamda sosyal ilişkiler, insanın dönüşümleri son derece önemli. Yani birinin toprağa gömülüp gömülmemesi
yaşayanlar için önemli. Çünkü öldükten sonra zaten onun gelip size musallat olabileceği var. Dolayısıyla bu ölü gömme de, nitekim ölü gömme adetleri de ölen için değil de daha çok yaşayan için olduğunu söyleyebiliriz. Metinlerde Edim Mum'un birkaç tane hastalığa sebep olduğunu görebiliyoruz. Hayaletin eli olarak geçiyor. Hayaletin elinin Mezopotamya'da kaynaklardan anladığımız kadarıyla tedavisi yok. Maalesef çok yol denemişler. Belirli reçeteler uygulamışlar, belirli analojik ritüeller uygulamışlar. Fakat bunların hiçbirinin sonunda gerçek anlamda tedaviye ulaşamamışlar. Baktığımız zaman nasıl bir rahatsızlığı vardı diye, öncelikle hastanın bir enfeksiyona sebep olduğu, ateşinin yükseldiği, titrediği, ama bu titremelerin devamlı olarak da sürdürdüğü, yaklaşık 7 günden fazla sürdüğü, vücudunun üzerinde yaralar çıktığı ve kişinin artık halüsinasyon görmeye başladığı, sesler duymaya başladığı, nitekim en sonunda sesler duymaya başladıktan sonra öleceği düşünülerekten bir rahatsızlık olduğu düşünülüyor. Milattan önce 1. bin yılın sonuna kadar neredeyse bu hastalıktan bahsediyor. Sonraki dönemde bu hastalık belki isim değiştiği için, belki de tedavisi bulunduğu için hiçbir şekilde bahsedilmediğini görebiliriz. Edim Mum'u tasvir ederken vahşi bir şekilde tasvir ediyor kaynaklar. Toprağa gömülmeyen, nehir kıyısında katledilen, aslanın öldürdüğü, köpeğin yediği, suda boğulan, çatıdan düşen, bozkırda terk edilen, öldürülen, ergenliğe girmeden ölen ya da öldürülen gibi bir anlam var. Bir takım sıfatlandırmaların olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bir noktada toplumda ölümlerin ne şekilde gerçekleştiğinde dolaylı olan, bize sunulan kaynaklardan bir tanesi. Edimlular kendi aralarında bir takım sınıfsal farklılıklara ayrıldığından bahsetmiştik. Bunlardan birkaç tane örnek koydum açıkçası. İlk olarak Ardabil Lili'den bahsedeceğim. Ardabil Lili ergenlik dönemine girmeden ölmüş ya da öldürülmüş ya da ergenliğe girmesine rağmen evlenmemiş kişilerin öldükten sonra demonlaşıp yeryüzü dünyasına dönmesini temsil eden gruplardır. Metinlerde daha çok senin oğlun yok, senin kocan yok, senin düğünün olmadı, sen ruhun nefes almıyor, sen kimseye emziremedin ya da senin seven kimse olmadı şeklinde Ardabil Lili'ye bir takım hitabın bulunduğundan bahsediyoruz. Ardabil Lili, tabii bu betimlemelerden anlayacağınız gibi genç kadınlar, ergenliğe girmemiş genç kadınları temsil ediyor. Kişinin daha çok ailevi problemlere sebep oluyor. Özellikle kısırlık, eşcinsellik, hastalıklar kabul ediliyor. Kısırlık, eşcinsellik, eşler arasında ayrımların olması, yani sevginin, saygının ya da ilginin bitiyor olmasının Ardabil'den kaynaklandığı düşünülüyor. Erkeklerin rüyasında farklı bir kadını görmesi ve o kadınla ilişkiye girmesinin arkasında yine Ardabil olduğu düşünülmekte. Ve Ardabil'in evlilikleri bozan, huzuru kaçıran bir yönü olduğu, yaşayanlar dünyasında tuttuğunu affetmediği anlatılıyor. Yılan gibi evlerin içerisine giren, pencerede hava gibi süzülen, tuttuğu zaman ise bir şekilde kurtulması mümkün olmayan, musallat olunca defetmesi mümkün olmayan bir varlık sınıfı olarak karşımıza çıkıyor. İrdülü ile ise bunun erkek versiyonu. Bu ise daha çok genç kadınlara, kızlara ya da loğusa kadınlara saldırıyor. Eşlerinden soğumalarına, kocalarını sevmemelerine ya da herhangi bir şey, onları aldatmaya gidecek kadar bir takım durumlara sebep olduğu yazılı kaynaklarda geçiyor. Bir de Samana var. Samana'nın karakteristik özelliği aslında metinlerde çok da ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmemiş. Yani yine evlilikle, bereketle, üremeyle ilişkili ama tam olarak kime nasıl musallat olduğu kaynaklarda yazmıyor. Hem erkeklere hem kadınlara musallat olduğu söylenebiliyor. Fakat bu grupta bizzat betimlemesi ayrıntılı bir şekilde yapılan bir demondur. Çünkü insan kökenli olmalarına rağmen Samana aslan ağızlı, ejderha dişli, kartal pençeli, akrep kuyruklu şeklinde geçiyor. Hemen şurada da görüyorsunuz. Bu ikonografi zaten demonlar için az çok hep görülecek bir ikonografidir. Az çok aynıdır. Fakat bu insan kökenli demonlar içerisinde tasviri net bir şekilde yapılan sadece Samanlı olduğunu söyleyebiliriz. Samanlı'nın geçen tek bir ifade var metinlerde. Yani geçen tek değil,
günümüze kadar gelen metinler içinde birkaç ifade var. Genellikle aynı ifadeler geçiyor ve diyor ki hamileydim ama doğuramadım, doğurdum ama diriltemedim. Yani bu şekilde bir olaya maruz kalmış kadınların öldükten sonra daimonlaştığına inanılıyor. Ve bu grup genellikle insan kökenli, insanların hayatta beklentisinin olmadığı noktada öfkeyle tekrardan bir ruh şeklinde yeryüzü dünyasına musallat olduğunu inanıyor Mezopotamyalılar. Diğer bir grup ve son olarak değinmek istediğim grup ise prehistorik kökenliler. Öncelikle prehistorik kökenlilerin diğer demonlardan farklı olarak yazılı kaynaklarda daha çok geçtiği, betimlemelerin daha sık yapıldığı, daha güçlü olduğu ve çok daha farklı bir konumda olduğundan bahsedebiliriz. Ve ilk olarak değinmek istediğim demon Pazuzu. Pazuzu açıkçası benim en sevdiğim figür. Çok karakteristik bir figür çünkü. Pazuzu bizzat Semitik kökenli bir demon. Yani eski Mezopotamya toplumlarında Sami olmayan diğer gruplar içerisinde inanıldığından bahsetmek mümkün değil. Daha çok Sami toplumlarında var. Adı bazen Pasusu, Pasistu ya da Hasasu şeklinde de geçtiğini söyleyebiliriz. Pazuzu Semitik bir kelime evet ama tam anlamıyla Semitik bir karşılığının var olup olmadığı ne olduğu bilinmemektedir. Güney Mezopotamya ile ilişkili bir figür. Bazen Nimrud'a ya da Nemrut'a sıklıkla atıfta bulunuyor kaynaklarda. Oradan geldiğini söylüyor. Oradan geldiğini söylüyor. Şimdi Pazuzu'yu ayıran önemli özelliklerden bir tanesi yazılı kaynaklarda birincil tekil şahıs olarak hitap ederek başlıyor metinlere. Yani az önce gördüğümüz demonların tamamı üçüncü bir kişi tarafından betimleniyor. Sen Ardaklisin, sen şöylesin, senin toprağa gömülmemişsin gibi bir sen ya ikinci ya da üçüncü tekile yönelik bir ifadeyle geçmesine rağmen Pazuzu bizzat birincil tekil ifadeyle ben diye kendisini anlatıyor. Prolog kısımlarında genellikle Hamul'un oğlu olduğu, kötü rüzgar cenninin kralı olduğu, ıssız bir dağda yaşadığı, rüzgarların tamamına hükmedebildiğini, onların teker teker kanatlarını kırabildiğini, sadece rüzgarların kanatlarını değil, rüzgar cinlerinin de sözüne geçirebildiği bir demon olarak kendisini atfettiğini, kendisini tanımladığını görebiliyoruz. Pazuzu köken olarak baktığımız zaman bazen metinlerde sakat olarak geçiyor, bazen cüce olarak geçiyor. Tabii bunlar çok spesifik metinler, yani devamlılığı olan metinler olmadığı için Pazuzu'nun gelişiminde ne şekilde bir ifade almış, ne şekilde bir yön almış bunu bilemiyoruz. En erken 3. bin yılda ikonografik olarak görüntüler en erken 3. bin yılda başlıyor. 1. bin yılın sonuna kadar da hem amulet yani bir muska şeklinde hem de yazılı kaynaklarda geçiyor. Muska formundaki şu an gördüğünüz form muska formu örneğin şurada bir ip geçirme kısmı var. Bunlar daha çok evlere asılıyor. Hasta ise kilden sadece kafası yapılıyor ve hemen hastanın vücuduna konduruluyor. Bu şekilde geçtiği düşünülüyor. Hastalığın sağlattığı düşünülmekte. Pazuzu bir demon. Evet, demonlaşmış bir figür ama diğer demonları kovan bir demon. Yani devamlı olarak hastalıklara, belaya, ölüme, kötü göze, kötü söze karşı Pazuzu'yla korunuyor Mezopotamyalılar. Bu yüzden arkeolojik anlamda materyalleri en fazla olan demondur. En fazla olan demondur. Ve ikonografik görüntüsü de bu yüzden tarih boyunca sıklıkla değişmiştir ve bir form kazanmıştır. Şimdi az önce de söyledik zaten dağlarla kollayıcı olduğunu ve daha çok yazılı kaynaklarda da birinci tekil şahısla geçtiğini ama bazen ikinci tekil şahısla da geçebildiğini söyleyebiliriz. Rüzgarların fırtınalara sebep olabiliyor, onları tek tek hükmedebiliyor. Bu açıdan tanrısal bir güce sahip. Şimdi ikonografisine baktığımız zaman ikonografisi zaman içerisinde değişiyor. Bazen bir köpek yüzlü, bazen bir vahşi bir hayvan yüzlü olduğu geçiyor. Örneğin bir dönemde boğa kulaklarına sahipken 2. bin yıldan sonra boğa kulakları yavaş yavaş ikonografiden kalkmaya başlamış. Gördüğünüz o Pazuzu tasvirlerin tamamı 1. bin yıla ait tasvirlerdir. Tam formunu 1. bin yılda kazanmıştır. Kuş pençeli
tüylü, kanatlı, zayıf ama iskeletleri görünecek kadar zayıf. Büyük gözlü, sakallı, bazen sakalsız şekilde geçiyor. Akrep kuyruklu, kuyruğu her zaman dik sokmaya hazır bir pozisyonda. Sivri dişleri bulunan, çıkık burunlu bir amulet yüzü var pazuzunun. Büyü ritüellerinde kafası kişinin neresi hastaysa orasına konuluyor. Yani başına, göğsüne, beline vesaire pazuzunun sterleri konularak hastalığı def etmesi bekleniyor pazuzunun. Şimdi pazuzu 3. bin yıldan 1. bin yıla kadar hiçbir şekilde formsal özelliğini kaybetmemiş bir figür. Yani kötü bir figür olarak geçiyor, bir cin olarak geçiyor, demon olarak geçiyor. Fakat halk pazuzuya tapılmıyor ve bir noktada hastalıklara karşı pazuzudan da korunma sağlıyor. Bu da pazuzunun çok güçlü bir arketip olduğunu gösteriyor. Kanatlarının bulunması, kanatlarının 4 tane olması ki bu çok önemli çünkü eski Mezopotamya kaynaklarında rüzgarlar 4'tür. Yani bizzat kuzey, güney, doğu, batı rüzgarları olarak adlandırmışlardır ve bu 4 tane kutsal, yani kutsal demeyelim de tanrılaşmış rüzgar formu vardır ve Pazuzu bizzat bunları hükmediyor ve bizzat kanatlarındaki 4 tane çıkıntı Pazuzu'nun o 4 rüzgarla olan ilişkisinden bahsediyor. Ağzını hırlar bir biçimde dişlerini gösteriyor olması kötü rüzgar cinlerine söz geçirmesinden kaynaklanıyor. Hastaları iyileştiriyor. İnsanların bizzat korktuğu figürlere karşı Pazuzu'ya sığındığını görebiliyoruz. Bu da Pazuzu'nun çok güçlü bir arketipi olduğunu gösteriyor. Yani 3. bin yıldan 1. bin yıla kadar, hatta 1. bin yıl sonrasına kadar nitekim Helenistik dönemde de Pazuzu buluntuları bulunmuştur. Çok güçlü, bu kadar güçlü bir figürün olabilecek yani yegane kişinin ancak tanrı olması beklenir. Nitekim Pazuzu'da belki de Orta Doğu'nun en eski yerel fırtına tanrılarından bir tanesidir. Ve zaman içerisinde tamamen siyasi, politik olaylara bağlı olarak da şeytanlaştırılmıştır. Fakat bu şeytanlık formu, yani şeytanlaştırılmış formu devlet arşivlerinden günümüze kadar gelmiştir. Yerel arşivlere baktığımız zaman ya da yerel bulutlara baktığımız zaman ikonografik olarak neredeyse her evde demeyelim de çoğunlukla birçok evde bulunuyor olması da Pazuzu'nun halk tarafından sevildiğini de gösteriyor. Nitekim Pazuzu'nun bu özelliğine baktığımız zaman yani bu denli binlerce yıl boyunca kalmış olduğu ve hiçbir şekilde gücünü değiştirmemiş olduğuna baktığımız zaman Pazuzu'nun ardıllığını da görüyoruz. Pazuzu sadece Mezopotamya'da değil, Levant bölgesinde, Mısır'da, Elam'da, hatta Pakistan sınırında dahil, yani o bölgede dahil buluntuları bulunmuş bir figür. Bizzat Mezopotamya'daki ikonografisiyle bulunmuştur. Yani çok geniş alana yayılmış, neredeyse Akdeniz'in bir kısmına yayılmış bir şekilde. Yine bu tür değiş tokuş ticari ürünlerle Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'ya da geldiği bilinmekte. Sultantepe'de bulunan bir tablet fragmanında örneğin Pazuzu'dan bahsediyor. Yani çok geniş bir alanda tapınım görmüş. Bu çok büyük bir figür olduğunu gösteriyor. Bu kadar büyük bir figürün tabii ki de politeistik inançlar ortadan kalktığında devam ediyor olması da beklenir. Nitekim karşımıza çıkan 2 tane figür var. Bu tabii bunlar Mezopotamya inançlarına, yani çok tanrılı dinlerin inancı değil, tek tanrılı dinlerin inançlarından Bagdana ve Aşmedai var. Özellikle Aşmedai. Bagdana ve Aşmedai'ye baktığımız zaman Yahudilik içerisinde daha çok Babil ekolüyle ya da Elam ekolüyle Yahudiliğe girmiş olan 2 figüre baktığımız zaman Pazuzu'nun ta kendisini görebilmekteyiz. Evet, ikonografik olarak belki Pazuzu gibi değil, daha insan biçiminde olduğu düşünülüyor. Ama mitolojik öykü isimlerinde, sağıltma ritüellerinde Pazuzu ne şekilde geçiyorsa bu 2 figürde yani Bagdana ve Aşmedai de aynı şekilde geçmekte. Örneğin Aşmedai, örneğin Pazuzu zaten Mezopotamya'da yakalanabilen bir figür değil. Hiçbir tanrıyla karşı karşıya gelmemiştir. Gelse dahi oldukça kuvvetli bir figür, yakalanabilen bir varlık değil. Aşmedai de nitekim öyledir. Sefrimtohit'ti yanlış hatırlamıyorsam ya da başka bir kaynakta örneğin Aşmedai'yi yakalayabilmek adına Süleyman Peygamber'in çok yoğun çaba sarf ettiği, onu tutabilmek adına yoğun bir
efor sarf etti yazılı kaynaklarda, Yahudilik kaynaklarında geçmekte. Bagdana da yine aynı şekilde tıpkı Aşmedai gibi kendisini şeytani rüzgarların kralı olarak kudretli dağlarda yaşadığını, öfkelisiyle dağları patlattığını ve tüm rüzgarlara hükmettiğini ve rüzgarların kaderini belirlediğini söyleyen bir cin olarak Yahudi literatürsünde, yani monoteistik literatürde karşımıza çıkıyor. Pazuzu bu yüzden oldukça önemli bir figür. Pazuzu tasvirlerde sürekli olarak bir şeyi kovalarken yer aldığından bahsetmiştik. Peki kimi kovalıyor Pazuzu? Yani sadece bilinmeyen daimonları mı diye baktığımız zaman hayır. Pazuzu'nun sıklıkla kovaladığı bir figür var. O da Lamashtu. Yazılı kaynaklarda Lamashtu, Dimme, Labartu şeklinde geçiyor. Tam bir ismi Sümerce Limme'den türemiş, evrilmiş, Samice, Semitik bir dil, Semitik bir kelime. Ve Lamashtu dönemin en büyük demonlarından bir tanesi. Onun da büyük demon olmasının altında da birçok neden yatmakta. Şimdi öncelikle Lamashtu'nun birçok sıfatı var. Yüzü vahşi, tanrıça, başı yaran kılıç, ateşi yakan, emanet edilenin tanrıçası, Anu'nun kızı, yüzü yeşilimsi tanrıça, ellerinden irin akan, elle ağzından kan damlayan ve insanları zehirleyen bir figür olarak düşünüyor Lamashtu. Onun sürekli olarak uykusuz, dinlenemez, gecenin gündüzü baş edilemez, iblis vücudunda karanlık bir gökyüzünde gezdi, dünyanın hemen hemen her yerinde olabildi ve musallat olduğu zaman kurtulmasının neredeyse mümkün olmadığı, Pazuzu muskaları hariç, uygun olmadığı bir cin olarak, bir demon olarak karşımıza çıkıyor. Hatta o kadar büyük bir figür ki, az önce hani değindik, işte kıtlığa sebep olan demonlar var, sıcaklığa sebep olan demonlar var. Lamashtu'nun fonksiyonel alanı çok geniş. Ben burada sadece birkaç tanesini yazabildim. Yani şu gördüğünüz ekrandaki rahatsızlıklara çok daha fazlasına hükmedebiliyor. Ve bunlar fark ettiğiniz gibi yani sadece psikolojik rahatsızlıklara, fiziksel rahatsızlıklara, insanlardan hayvanlara, hayvanlardan iklime, iklimlerden bitkilere ve bazen tanrılara kadar güç olabilecek çok yetkin bir alanı var. Öncelikle şunu da belirtmek gerekiyor. Burada hastalıkları literatür anlamındaki verdim ama bu Mezopotamyalıların vermiş olduğu bir kavramsallaştırma değil. Yani Mezopotamyalılar tifoyu, hepatiti ya da migren gibi rahatsızlıklar kavramsallaştırmamışlardır. Onların bir takım sağlıkma ritüelleri var, tedavi etme ritüelleri var. Burada hastaların semptomları bahsediliyor. Günümüz modern araştırmacıları da bu semptomlara bakarak eski Mezopotamya'da hastalıklara ilişkin bir takım ayrımlar yapabiliyorlar. Örneğin bir tane rahatsızlık var Mezopotamya'da. Özellikle metinlerde, yazılı kaynaklarda çok sıklıkla geçen Nisatu diye, bizzat Gılgamış'ın da Enkidu'nun ölümünden sonra yakalandığı bir süreç. Mezopotamyalılar buna üzüntü adını vermişler. Yani birebir Türkçe karşılığı üzüntü demek. Ama Nisatu'nun semptomlarına bakıyorsunuz. Yani onun bir depresyon, bir anksiyete, bir melankoli ve hatta panik atak diyebileceğimiz belirtilerin olan bir süreç olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla yani burada yazan isimlerin çoğu modern araştırmacıların kavramsallaştırması. Ama gördüğünüz gibi çok fazla ve sadece bir kısmı burada yer alıyor. Yani Lamashtu sadece psikolojik değil, fiziksel rahatsızlıklara sebep oluyor. Daha çok çocuk ölümleriyle bağdaştırılan bir figür. Özellikle abortuslar, loğusalık sendromu, kısırlık, cinsel işlev bozuklukları, kişinin kendi eşinden nefret etmesine sebep olacak kadar soğumalar, ayrılıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklara sebep oluyor. Sadece insanların değil, hayvanların ve bitkilerin üremesini engelleyecek bir pozisyona sahip. Felaketler, kıtlıklar, yıkımlar, çöl rüzgarların hepsi Lamashtu'nun elinde ve hepsini bizzat Lamashtu veriyor insanlara. Salgın hastalıklar, beyinsel hastalıklar, enfeksiyonel hastalıklar. Örneğin Lamashtu'nun tırnaklarının arasında enfeksiyon olduğunu ve dokunduğu her şeyi kurutarak yok ettiğine inanıyorlar. Migrenden sarılığa kadar, çünkü birçok rahatsızlıklı var. Örneğin metinlerde diyor ki Lamashtu sen baktığın her yeri sarartırsın ya da yeşillendirirsin gibi. Bu da enfeksiyonun birkaç türü olarak karşımıza çıkıyor. Panik atak, depresyon, anksiyete de yine Lamashtu'nun rahatsızlığı.
Lemaştu hem yazılı kaynaklar hem de ikonografik veriler açısından görülebilen, yani sıklıkla örneğini rastlanan bir demon. Peki nasıl bir tasvir var diye bakarsak, en eski belgelerde, en eski formunda tamamen bir köpek biçiminde tasvir ediliyor aslında Lemaştu. Bir domuzun üzerinde yer alan vahşi bir köpek şeklinde tasvir ediliyor. Birinci bin yıla göre yaklaştığımız sürece Lemaştu'nun tam anlamıyla ikonografik görüntüsü ortaya çıkmış oluyor. Öncelikle Lemaştu genellikle yanında köpekler, domuzlar ve yılanlarla temsil ediliyor. Örneğin burada görüyorsunuz, ellerinde yılanlar tutuyor. Bu yılanlar onun panzehiri, gücü ya da sinsi demeyelim de metinlerde çünkü şey diyor Lemaştu için, sen sinsi gibi, yılan gibi süzülerek evin içine girersin. Bir noktada evin içine nasıl girdiğini temsil ediyor. Ölümü temsil ediyor, yer altını temsil ediyor. Başı son artık ikonografik görüntüsünde köpek biçimini almış pozisyonda. Bağıran bir köpek biçiminde. Ayakları yine bir pençe şeklinde. Alt kısmı bazen bir aslanın ayağı, bazen bir şahinin görüntüsünü veriyor. Ve çıplak bir vücudu var. Göğüslerinde her zaman vahşi hayvanları emzirirken temsil edilmiştir. Nitekim metinlerde Lamaştu sürekli olarak çocuklarınızı bana verin emzireyim, yani öldürmesinden bahsediyor gibi ifadelerle geçiyor. Genellikle vahşi hayvanlar ki bunlar yani köpeklerdir, köpekleri emzirirken tasvir ediliyor. Ve Lamaştu'nun geri kalan tüm kısmını çıplak bir şekilde betimlemelerde görüyor. Peki neden çıplaktır diye bakarsak bu Lamaştu'nun kovulmasıyla alakalıdır. Şimdi öncelikle Lamaştu diğer demonlardan çok daha farklı. Çünkü Lamaştu aslında bir tanrıça. Bizzat Tanrı Ana'nın kızı. Yani ailesel bağlantısına baktığımız zaman Lamaştu İştar'ın kız kardeşidir. Eraşkigal'in kız kardeşidir. Diğer tanrılarla beraber onlara denktir. Ve diğer tıpkı Mezopotamya'da Pantheon'daki büyük tanrılar gibi Lamaştu da bizzat eski kadim zamanlarda yaratılmış bir figür şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki ne oluyor da bir demon oluyor diye bakarsak, bununla ilgili bir anlatı var eski Mezopotamya'da, bir mitos var. Mitosa göre bir gün tanrılar çok büyük bir ziyafet veriyorlar. Yani her türlü yiyeceğin, her türlü içeceğin, etrafta bulunduğu sayısız nimete ulaşabileceğiniz muhteşem bir ziyafet veriliyor. Ziyafette tüm tanrılar yiyorlar, doyuyorlar, bu sohbet ediyorlar ve o hallerinden son derece memnunlar. Tam bu esnada içeri Lamaştu giriyor. Lamaştu aslında cennette, gökyüzünde yaşıyor. Lamaştu geldiği zaman yürüdüğü ayakta izleri kan şeklinde, yani ayağını kaldırdı da alttan bir kan akıyor. Vücudu dağınık, kir içerisinde, çamur içerisinde, hayvan pisliği içerisinde, saçları darmadağın edilmiş, yüzüne kadar geliyor. Ellerinden ve tırnaklarından kan ve irin damlıyor ve vücudu çıplak bir şekilde, yüzünde de korkutucu hırlar bir gülümsemesi var. Bu şekilde ziyafete katılıyor bir tanrıça olduğu için. Ziyafete katıldığın zaman ziyafet noktasına bakıyor ve diyor ki ben bunlarla karnımı doyurmak istemiyorum. Ben insan eti yemek, insan kanı içmek, insan kemiklerini sıyırmak istiyorum. Ben bunlarla doymam diyor. Ve tanrılar bu duyduğu cümle karşısında o kadar büyük bir dehşete sürükleniyorlar ki Lamaştu'yu yeryüzü dünyasına atıyorlar. Yani trajikomik bir şekilde aslında istediğini ona veriyorlar ve Lamaştu'yu gökyüzünden atarak, cennetten atarak, kovarak yeryüzüne gönderiyorlar. Yeryüzünde Lamaştu her ne kadar cennetten kovulsa da istediğini elde etmiş oluyor. Yeryüzü dünyasına ulaşmış oluyor ve bundan sonra da bizzat insan eti yediğini, insan kemiği tükettiğini, insanların arzularını sömürdüğünde yazılı kaynaklar anlatıyorlar. Lamaştu'nun bu kadar ilginç bir figür olması, yani bu denli ikircikli bir figür olmasının altında da güçlü bir arketipi olduğunu söyleyebiliriz. O da tıpkı Pazuzu gibi. Çünkü az önce de gördük genellikle hani böyle bebeklerin, insanların, bitkilerin, hayvanların üremesiyle ilişkili. Aslında bir bereket figürü Lamaştu. 3. bin yılda çok kuvvetli ihtimal Sümer öncesi dönemde
ya da yakın doğunun büyük yeraltı, özür dilerim, büyük ana tanrıçalarından bir tanesi. Fakat bir dönüşüm kazanıyor. Milattan önce 1. bin yıla geldiğimiz zaman Damashtu, az önce söylediğimiz o kötü, insan kemirmek isteyen, insanları yok etmek isteyen tüm o kötücül özelliklerini farklı demonlara atfediyor ve Damashtu 1. bin yılda karşımıza hamileleri, gebeleri, bebekleri koruyan iyi bir figür olarak çıkıyor. Tüm o korkutucu görüntüsü kalmıyor, ikonografik olarak da kalmıyor. Daha soyut, daha sade bir görüntüde temsil ediliyor. Bizzat hamileleri koruyan bir figür haline dönmüş oluyor 1. bin yılın sonlarına doğru. Bu yaşadığı dönüşüm, yani korkutucu bir figürden iyi bir figüre dönüşmüş olması, halk tabanında hala inanılıyor olması, Lamaş'ın çok güçlü bir arketipe sahip olduğunu, çok güçlü bir inanç sisteminde çok güçlü bir yerinin olduğunu gösteriyor. Bu da ancak bir tanrıya ait olabilecek bir özellik olduğundan dolayı Lamaştu'nun bizzat Sümer öncesi dönemin büyük ana tanrıçalarından biri olduğunu, politik nedenlere bağlı olarak zaman içerisinde şeytanlaştırıldığını ve bu özelliğini de 1. bin yılda yitirmeye başladığından bahsedebiliriz. Bu yitirdiği tüm özellikleri, yani o şeytanlı, korkutucu figürün tamamını ikiz kişiye atıyor yazılı kaynaklara göre. Bunlar biri Ardak Lili, az önce değindiğimiz, diğeri de Lilitu. Lilitu, M.Ö. 2. bin yıl belgelerinde son derece sessiz olan, bir ikonografisi, bir karakteri olmayan figür, 1. bin yılda Lamaştu'nun tüm kötü yönlerini kendisine atfederek karşımıza güçlü ve korkutucu bir figür olarak geliyor. Yani bir Lilith olarak geliyor. Peki Lamaştu bir metafizik bir varlıktan ziyade neyi temsil ediyor diye baktığımız zaman aslında Lhasa'lık sendromuyla çok doğrudan alakalı. Lamaştu'nun özellikle o korkutucu, çıplak ve saçı dağılmış tasvirlerine baktığımızda bunun günümüzde modern folk kültüründe benzer bir inancı da değindiğini, inancı da benzediğini söyleyebiliriz. Nitekim baktığımız zaman özellikle Anadolu başta olmak üzere Yakın Doğu'nun birçok yerinde halkarısı dediğimiz bir cin var yine, yani bir folklorik bir varlık var. Semum, sanki İslamiyet'teki karşılığı da yanlış hatırlamıyorsam Semum ciniydi. Bunlar hamilelere musallat oluyor, bebek ölümlerine sebep oluyor, kısırlığa sebep oluyor gibi bir takım karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şuna değinmek isterim, az önce açıkçası atlamışım. Lamaştu sokak tanrılarının kız kardeşi olarak geçiyor. Ve Lamaştu'ya yılın belirli dönemlerinde kurbanlar sunuluyor. Bizzat halk tarafından 1. bin yılda. Ve bu sunulurken Lamaştu bir tanrıça olarak görülüyor. Yani korkutucu bir cin değil, korkunç insan yiyen bir cin değil. Bizzat bir bereket tanrıçası gibi Lamaştu'ya kurban sunulduğu 1. bin yıl belgelerinde geçmekte. Lamaştu'nun ikinci ve 3. bin yıl belgelerine baktığımız zaman da farklı bir izlenim var. O da şu ki, örneğin Mezopotamya toplumlarına o zaman düşman kimse, Lamaştu onlarla adlandırılıyor. Örneğin bir noktada bakıyorsunuz, Lamaştu bir Elamlı, bazen Lamaştu bir Amurrulu ya da Lamaştu bir Hatt ülkesi bireyi olarak yazılı kaynaklarda geçiyor. Yani düşman kimse o dönemki topluma, Lamaştu odur, oralıdır gibi bir anlatıma sahip. Bu da Lamaştu'nun aslında politik anlamda nedenli yoğun bir nedenli yoğun bir ona nedenini hatırlayamadım şu an. Baskıya ya da yok edilmeye karşılık olduğunu da gösterebiliyor, göstermektedir. Baktığımız zaman yeraltı tanrıların, prehistorik dönemdeki önemli büyük tanrıların zaman içerisinde demonlaştığı da söz konusu Mezopotamya için. Açıkçası Mezopotamya'da binlerce demon var, binlerce demon grubu var. Benim Mezopotamya hakkında bahsetmek istediklerim bunlardı. Şimdi Anadolu hakkında bahsedeceğim. Eski Anadolu'dan bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Eski Anadolu'yu anlatırken yalnızca iki şeklini aldım. Eski Asur ticaret kolonilerin dönemi ve Hitit dönemi. Öncelikle Anadolu'da Mezopotamya kadar canlı, renkli, karmaşık bir demon inancı yok. Onu en başta belirtmek gerekiyor. Çünkü Anadolu çok anikonik. Anadolu'da gerek Hitit belgelerinde, gerek Hitit sonrası geç Hitit dönemi dediğimiz belgelerde dahi şeyi görmüyoruz.
Bırakın demonları, tanrıların dahi bir karakteristik özelliğinin vurgulandığı, belirtildiği, ifade edildiği kaynaklara rastlanılmıyor. Bu da Anadolu'nun biraz daha coğrafi yapısı ve coğrafi yapısıyla oluşan sosyokültürel ve siyasi yapısıyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Anadolu maalesef bir noktada yaşaması zor bir coğrafya. Dağlarla çevrili, tarım alanları oldukça kısıtlı. Bu tarım alanları yağmur suyuna muhtaç ve özellikle belirli alanlarda dağlar izin verdiği ölçüde siz yer değiştirebiliyorsunuz ya da hareket edebiliyorsunuz. Bu da toplumlar arasında bir takım bölünmelere, yani bölük yaşama sebep oluyor. Merkezi bir krallık kurabilmek oldukça güç. Nitekim Hititler bunu yapan ilk toplumdur. Ve bu denli merkeziyetin olmadığı bir toplumda Tanrı tasvirlerinin de bir bütün şekline gelmiş olması maalesef mümkün olmuyor. Çünkü biz her ne kadar tanrılar desek de, cinler, ifritler desek de, onlar hakkında bir takım kaynaklar okusak da bunların hepsi merkezi bir krallığın vermiş oldukları bilgiler. Ve dolayısıyla merkezi krallığı oluşturan bütünsellikte bu sistem erken dönemlerde gerçekleşmediyse ya da anikronik kaldıysa tıpkı Anadolu'da olduğu gibi belli başlı şeyler soyut olabiliyor. Anadolu'da da tıpkı Mezopotamya'da olduğu gibi ruh inancı var. Ruhlar, canlılar yaşıyorlar. En büyük ruhlar tanrılardan oluşuyor. Sonra ölen atalar, sonra insanlar, bitkiler de, hayvanlar da var. Bu canlılar arasında bir Anadolu'dan farklı, özür dilerim, Mezopotamya'dan farklı olarak Anadolu'da bir hiyerarşi, Mezopotamya kadar kasıtlı değil. Yani yeryüzü ve yeraltı arasında bir fark var ama yani yeraltı ve yeryüzü arasındaki varlıkların birbirleri arasında gidip gelmesi Anadolu'da çok da büyük bir anlam ifade etmiyor. Daha soyut olarak düşünüyorlar. Yani tasvirsel anlamda baktığımızda çok da bir ikonografik görüntü yok. Şimdi en erken ikonografik görüntüler eski Asur ticaret kolonileri dönemi. Fakat söylemek gerekiyor ki buradaki baskıların çoğu da Mezopotamya kökenli. Çünkü Asurlu tüccarlar tarafından Anadolu'ya getirilmişlerdi. Tabii Anadolu'nun surları da var, elbette var. Ama genel olarak Mezopotamya kökenli olduğundan bahsedebiliriz. Bu Mezopotamya kökenli tasvirlere baktığımız zaman insan ve hayvan betimlemelerinin birbirine karıştığını görebiliyoruz. Örneğin hemen şurada balık yüzlü bir kadın görüyorsunuz, bir deniz kızı gibi. Burada bir böcek şeklinde kanatları olan insan yüzlü bir varlığı görüyorsunuz. Burada bir aslan adam yer alıyor, aslan demonu yer alıyor. Gördüğünüz gibi insan vücudunda kafası aslan ve kanatları var. Birkaç farklı figürün bir araya gelmesiyle oluşmuş. Şurada bir grifon var. Anadolu'da genellikle grifonlar kadın şeklinde tasvir ediliyor. Kuzey Suriye'de olduğu gibi. Böyle bir takım karışık varlıklar var. Fakat bu varlıklar iyi ya da kötü ayrımına çok da değinmemiş Anadolular için. Çünkü önemli olan bu varlıkların var olması, yani tıpkı yapbozun parçaları gibi bir bütünü oluşturması olduğu düşünülmüştür. Şimdi eski Asur ticaret kolonileri döneminde günümüze kadar gelen yazılı belgelerde demonlar geçiyor. Ama bunlar da yine Asur metinleri. Örneğin bir mektup da geçiyor. Bir mektuba göre biri rahatsızlanmış ve bunun tamamen Edomu'dan kaynaklı olduğunu söylüyor. Ve kendi rahatsızlığı hakkında Asurlu dostlar arasında bir mektuplaşma alışverişi yapılmış hastalık durumuyla alakalı olarak. Bu da sadece Asurlu'ya ilgilendiriyor. Yani dönemin Anadolu toplumlarında hastalıklar, Asur ticaret kolonileri döneminde Anadolular hastalıkların demonlardan kaynaklanmadığını maalesef çok da bilemiyoruz. Bunun dışında iki tane muskamız var günümüze kadar bulunan. Bu metinlerin tamamı Kayseri'de, Kültepe'de, Karumkaneş'te bulunmuş metinlerde. Bu metinlerde, bu büyü ritüel metinlerinde ve muska metinlerinde Lamaştu'yu görüyoruz. Yani bu bizzat evi koruması adına duvara asılan ya da bir noktada sabit bir şekilde bırakılan bir amulet, bir muska ve Lamaştu adına yazılmış. Lamaştu'yu betimlemediğini görüyoruz. Tıpkı Mezopotamya'da olduğu gibi onun bir tanrıça olduğu, kötü olduğu, Anunnaki kızı olduğu, gökyüzünden atıldığı, saçlarının dağınık olduğu, küçük çocukları ve bebekleri hasta ettiğini, aynı zamanda büyük yaşlıca insanları rahatsızlandırdığını, onlara zehir verdiğini, küçük
çocukları kuyruğuyla vurarak öldürdüğünü, hasta ettiğini söyleyen metinlerdir. Evlerinin işte çayır ve çimen olduğu söyleniyor. Mezopotamya'da daha çok dünyanın her yerini bulabildiği anlatılmakta. Yazılı kaynaklar, yani eski Asur Ticari Kurumu dönemindeki metinler daha çok Semitik toplumlar hakkında bilgi veren metinler. Anadolu'nun yerel inancını burada çok göremiyoruz ama tabii ki de diğer tüm eski çağ toplumlarında olduğu gibi Anadolu'da da bir animizmin güçlü olduğunu, ruh inancının güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Hitit'e değinmek istiyorum son olarak. Hitit'te baktığımız zaman kötü varlıklar varlar. Evet, Hititler kötü varlıkların varlığından bahsediyor. Fakat bunu kişileştirmiyorlar. Yani kötülük diye bir kavram çıkıyor karşımıza ve kirlilik diye bir kavram. Hititler tüm hastalıkların, tüm belanın, musibetin, savaşta mağlubiyetin, krallığın başına gelen tüm kötü şeylerin kirlilikten kaynaklandığını inanıyor. Yani bir demonik varlık yok. Mezopotamya'da gördüğümüz gibi sistematik bir şekilde bir demonik varlık kataloğu yok Anadolu'da. Onlar kirlilikten kaynaklandığına inanıyor. Bir şey kirlenirse tanrılar öfkeleniyor ve ceza veriyor. Bir şey kirlenirse salgın hastalıklar veriyor. Bu anlamda Hititler temizliğe de aşırı önem veren bir toplum. olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu işin bir boyutu. Bunun dışında Hititler hastalıklara, ölümlere ve ruhla bir bağlantısı olduğuna inanmışlardı. Ruhun ölümsüz olduğuna, iyi ve kötü ruhların yer aldığına, kötü ruhların hastalandığına ama bu hastalığı kirlilik aracıyla yaptığına inanıyorlar. Şimdi Hititlerin şöyle bir durumu var açıkçası. O da şu, büyü ve ritüeller. Hititler kötü bir olay karşısında yapılan büyülerde kullandıkları bir takım materyaller, malzemeler var. Bu materyaller ve malzemeler büyü yoluyla, analoji yoluyla o kötülüğü hapsediyor içerisinde. Yani hastalık o materyale aktarılıyor ve o materyalle canlı kalıyor, sabit kalıyor. İşin ilginç noktası burada başlıyor. Hititler o materyalleri bir an önce yok etme ihtiyacı hissediyorlar. Yani bir kentin sınırına bırakıyorlar, düşman kentin sınırına ya da yer altına çukurlar açarak buraya atıyorlar ve üstünü kapatıyorlar. Bir daha yeryüzüne gelip kötülük bulaştırmasın diye. Aslında o somut materyalin bir şekilde analoji ritüeliyle canlı olduğunu da düşündüklerini, böyle algıladıklarını anlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi kişileştirilmiş değiller. Metinleri incelediğimiz zaman kişileştirilmiş birkaç tane örnek görebiliyoruz. Bunlardan biri Tarpi ve Zarniza. Açıkçası Tarpi ve Zarniza yer altında bulunan, kötülüğü hapseden ve kötü bir figür olduğu metinlerde anlatılan bir varlık ama soyut bir varlık. Yani adından başka hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şekilde bir ikonografik görüntüsü yok. Çok sınırlı sayıda metinle geçiyor. Ve dolayısıyla bu bir iyi ya da kötü işlevi vardır diyebileceğimiz bir form değil. Bir de Zavalli var. Şimdi Zavalli tam olarak insanın ruhu ya da insanın ruhunun bir bölümü olarak karşımıza çıkıyor. Zavalli'nin yeraltı dünyasında yer aldığı ve bazen bazı metinlerde yeryüzünde bulunabildiğini görebiliyoruz kaynaklarda. Bu da Zavalli'nin aslında bir noktada tıpkı Edimmu gibi bir hayalet olabileceğini düşündürtüyor. Tabii Zavalli'nin bir formu yok, bir Mezopotamya'daki gibi bir karakteristik özelliği yok. Sadece yeraltı dünyasında bulunabiliyor, yeryüzü dünyasında bulunabiliyor. İnsanlara kötülük bahsedip bahsetmediği bilinmiyor. Sadece kötü olarak geçiyor. Bazen de herhangi bir sıfatlamaya tabi tutulmadan da zavallinin geçtiğini görebiliyoruz. Yani insanın ruhunun bir kısmının demonlaştığı var ama bununla ilgili yeterli kaynak başkent Hattuşa'da yok. Çünkü başkent Hattuşa'da zaten devlet arşivi ve bu konuda sosyal inançlar ve inancın birçok alanı konusunda yeterli bir bilgiyi vermiyor. Fakat şöyle bir örneğimiz var. Tek bir örnek eski Hititlerde. O da Dimnunne. Dimnunne bir demon. Evet, Hititlerdeki adı bilinen, karakteri bilinen bir demon. Genellikle hamile kadınlara, gebe kadınlara, hastalık sahibi olan kadınlara, daha çok doğumla ilgili hastalık olan sahip kadınlara, bebeklere,
ergenlik dönemindeki kadınlara musallat olan bir demon. Yine erkeklere de musallat oluyor tabii. Bir demon olarak karşımıza çıkıyor. Dimnun ne kimdir diye baktığımız zaman açıkçası birçok Hititolog Dimnun ne'nin Hatti ülkesinin kuzeyinde bulunan Kaşyalarla ilişkili olan bir demon olduğu. Bu değilse de yine Hatti kökenli olduğu, Anadolu'nun yerel bir figürü olduğunu düşünüyordu. Maalesef bu çok da doğru değil. Çünkü Dimnun ne Mezopotamya metinlerinde gördüğümüz Lamaştun'un ta kendisi. Nitekim bu metinlerde, yani üç tane metinde geçiyor Dimnun'un ifadesi. Bu metinlerde Mezopotamya kökenli sağıltma ritüelleri başkent Haftuş'a da bulunmuştur. Bu sağıltma ritüellerinin bulunuyor olması aslında Hititlerin bir noktada demonlardan korunmak adına bir takım ritüelleri yaptığını gösteriyor bize. Bir takım ritüeller yaptığını gösteriyor. Karakteri hakkında bir fikrimiz yok. Çünkü tasvir açısından betimlenmemiştir. Sadece ritüellerde geçiyor. Ritüellerde bulaşırsa ne şekilde bir koruma yöntemi gerçekleştirilmesi gerektiği anlatılıyor Dimnun'un için. Yazılı kaynaklar Hititler hakkında demon inancını söyleyebileceğim şeyler bunlar. Ama ikonografik verilerde durum biraz daha farklı. Öncelikle tıpkı Asur Ticari Koloni döneminde olduğu gibi Anadolu'da da Hitit döneminde karışık varlıkların yer aldığı bir takım betimlemeler mevcut. Bu betimlemelerde tabii şey göremiyoruz, yani hasta mıdır, iyi midir, kötü müdür, adı nedir vesaire. Bunlarla ilgili hiçbir bilgi edinemiyoruz ama inançta var olduklarını görebiliyoruz. Genellikle aslan adam şeklinde, yani kafası aslan, vücudu insan şeklinde ya da kafası kuş, vücudu insan şeklinde tasvir ediliyor. Ve birçok anıtta bulunuyor. Bunlardan bir tanesi hemen şurada gördüğünüz bir tören baltası. Bu tören baltası bayram ritüellerinde ya da bayramlarda kullanılan aslında dini bir sembolü olan, dini büyük bir anlamı olan bir tasvir. Bir balta ve balta üzerine baktığımız zaman hemen şurada bir çok kuvvetli ihtimal bir dağ tanrısını görüyorsunuz. Dağ tanrısı bir şey kaldırıyor. Bu kaldırdığı şey bütünsel anlamda dünyaya, kozmosu temsil ediyor. Burada bir aslan figürün yer aldığını, başta hemen bir fırtına tanrısının yer aldığını, ki fırtına tanrısı Hititler için önemli kültlerden bir tanesidir. Çünkü fırtına tanrısının bedeni eşittir Hatti ülkesi demektir. Hatti ülkesi eşittir krallık demektir. Yani bir form, tanrı formu olarak ülkenin sınırları Tanrı'nın bedeniyle tasvir ediliyor. Dolayısıyla böyle bir betimleme de dünya inancını veriyor bize Hititlere. Hemen Fırtına Tanrısı'nın kenarlarında ya sağ ve sol tarafında gördüğümüz iki tane demon var. Bu demonlar diz çökmüş bir biçimde birbirine bakıyorlar. Profilden temsil edilmişler ve ellerini havaya kaldırarak kanatlı güneş kursunu taşıyorlar. Kanatlı güneş kursu tabii Anadolu'da da var, Mezopotamya'da ve diğer coğrafi bölgelerde de var. Birçok anlama geliyor. Ülkenin temsili ediyor, krallığı temsil ediyor, güneşi temsil ediyor, yönetimi temsil ediyor ama hepsine de kainatı temsil ediyor. Dolayısıyla böyle bir figürde, yani dağ tanrılarının, hayvanların, fırtına tanrısının, Hatti ülkesinin yer aldığı figür, demonların bulunmuş olması, başlarken de şey demiştik, hani bazen yapbozun bir parçası gibi algılanıyor diye, tam olarak demonların kainatta yer alan yapbozun bir parçası şeklinde algılandığında bu balta aracılığıyla görebiliyoruz. Diğer hemen sağda bir fil dişinden yapılmış bir levha var. Levhada çok çeşit, tabii bu çizilmiş versiyonu, tamamlanmış bir versiyonu, çünkü oldukça hasarlı, belli başlı yerler düşünülemiyor, yani tamamlanamıyor ama az çok böyle bir figür oldu, böyle bir betimlemeye sahip olduğu görebilmekte. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi iki yüzü olan ve kafaları farklı noktalara bakan demonları görüyoruz. Bu demonlar yine kanatlı güneş kursunu tutuyor ve kanatlı güneş kursunun altında gördüğünüz gibi tanrı figürleri de yer almakta. Bu noktada yani kainatın bütünlemesi olması gereken birer figürmüşçesine algılandığını söyleyebiliriz. İki örnek daha koydum bununla ilgili olarak.
Biri hemen sağda Yazılıkaya'da. Yazılıkaya biliyorsunuz başkent Hattuşa'sın yakınlarında Hititlerin açık hava tapınaklarından bir tanesidir. En önemli ve en büyük açık hava tapınağıdır. İmparatorluk döneminin ikinci yarısına itibaren kayalarında betimlemeler, tasvirler yapılmıştır. Ondan öncesinde muhtemelen sadece sembolik olarak, soyut olarak kullanıyorlardı bu bölgeyi ibadet etmek anlamında. İki odadan oluşuyor. Bir odada bir tanrı ve tanrıçaların karşılaştığı bir sahne vardır Yazılıkaya üzerinde. Diğer bir kısım ölümle ilişkilidir. İşte ölümle ilişkili olan kısmın hemen girişinde sağda ve solda aslan adam demonları yer almakta. Vücut olarak insan formundalar, kanatları var, baş olarak aslan biçimindeler. Burada daha çok koruyucu bir rol betimlediğini, yani kapı girişlerini koruduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir anıt ise yine burada tamamen kozmosu ya da dünyayı temsil ettiğinden bahsedebilir. Çünkü hemen altta tabii tam olarak gözükmüyor. Dağ tanrıları yer almakta. Ellerini şu şekilde ovuşturarak eteklerinde dağların çıkıntıları yer aldı. Dağ tanrıları yer alıyor. Onların üzerinde dünya aslında temsil ediliyor. Bu dünyada kanatlı güneş kuşları var. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir takım tanrı betimlemeleri var. Ve şurada demon tasvirlerinin yer aldığını görebiliyoruz. Bu demonlar da yine kanatlı güneş kursunun üstünde bulunan daha büyük bir kanatlı güneş kursunu taşıyorlar. Aslan biçiminde tasvir edilmişler ve birbirine bakan pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Yani yazılı kaynaklar aracılığıyla Hititlerde demon inancı nasıldır diye baktığımızda evet ruhların olduğuna inanıyorlar. Fakat ruhların tıpkı Mezopotamya'daki gibi bir dönüşüm sergilediğini söylemek yazılı kaynaklar günümüze kadar gelen yazılı kaynaklar içerisinde oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunun dışında tasvirler de var. Tasvirlerde bir kozmosun bütünlemesi, tanrılar ve insanlar arasında yer alan bir sınıf, genellikle hayvan biçiminde ve insan görüntüsünde karışık bir varlık sınıfı olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir toparlarsak, insanlar yani eski Mezopotamyalılar neden demonlara, eski Anadolular neden demonlara inanma ihtiyacı duymuşlardı? Tam olarak neyi veriyordu bu varlıklar diye baktığımız zaman aslında evrendeki taban tabana zıtlığın birer yansımasıdır. İyilik, güzellik, mutluluk, sağlık, doğum olması gereken insanların hayatını beklediği unsurlardır. Ama bunun bir de korku, üzüntü, hastalık ve ölüm gibi gerçekliği söz konusu. Ve eski Mezopotamyalılar, eski çağ toplumları bu tür korkuları, üzüntüleri, hastalıkları ve ölümleri demonlara atfetmişlerdir. Ve bu şekilde dünyada bir denge olduğunu inanmışlardır. Yani tam anlamıyla bir antagonist varlıklardır. Bu antagonist varlıklar tanrıları taban taban zıttır. Tanrıların tanrı olabilmesi için zaten bunlara da ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu bir noktada aslında insanların endişesinin, korkusunun birer yansımasıdır. Çaresizliğinin birer yansımasıdır. Çünkü açıklayamadığı belli bir takım olaylar oluyor. Ona haksızlık gibi gelen bir takım olaylar olduğunu inanıyor ve bunu bir şekilde sosyal anlamda, psikolojik anlamda rahatlatabilmesi adına demonların var olduğuna inanmışlardır. Yani demonlar evet metafizik bir varlık sınıfı, karakterize edilmiş birçok görevi olan ve birbirinden farklı gruplar şeklinde bir arada toparlayabileceğimiz bir varlık sınıfı olarak aynı zamanda toplumsal beklentilerin ve sosyolojik düzenin birer yansıması olarak eski çağ toplumunda inanma ihtiyacı duyulmuş varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Benim bu sunum hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Biz teşekkür ederiz hocam. Katkılarınız için tekrar teşekkür ederiz. Gayet keyifli bir seminer oldu. Farklı dünyalara gidip geldik. Farklı tanrılar, tanrıçalar, demonlar tanıyabildik. Eklemek istediği bir şey olan veya sorusu olanlar söz hakkı isteyebilir veya sohbet bölümüne sorularını yazılı olarak yazabilir. İsmet Tunç hocamız bir söz hakkı istiyor. Hemen. Buyurun hocam. Hocam sesiniz gelmiyor ama mikrofonu açabilirseniz. Evet. Samet Hocam, teşekkür ediyorum.
Kübra Hocama da çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten teşekkür harika ederim. bir sunum oldu. Oldukça da tabii uzun da sürmüş sunum. Buna rağmen gerçekten çok ayrıntılı, çok fazla kaçırılmayacak bilgileri içinde barındıran ve ciddi anlamda antik dönemi bütün boyutlarıyla kavramamızı sağlayacak ama demonlar boyutuyla aynı zamanda diğer ilişkileri, karşısında olan diğer güçleri, diğer tanrılar panteonunu, toplumsal yapıyı, inançları, gelenekleri, devlet yapısını çok ayrıntılı bir şekilde ilişkili bir konuyu bize müthiş ve ayrıntılı, anlaşılır bir şekilde anlattı. Gerçekten ben çok büyük bir zevkle izledim hocamızı. Bu açıdan konuya da böyle biraz ilgili biri olarak bizim dönem dönem farklı dini teşekküller insanlık tarihinde, tarihin belli dönemlerinde devam etmiş olsa da insanların en erken formlardan çeşitli arketipleri zamanla kendi işlerinde geleneklerinin bir parçası yaparak aslında bir takım şeylerin karşısında mutlaka onun zıttını da kendi içinde tuttukları iyi duygu, düşünceler, inançlar her türlü olgunun karşısına aynı zamanda iyi olgunun karşısına kötüyü de ne kadar büyük bir gereksinimle taşıdıklarını biz görüyoruz. Çok güzel bir örnek verdi hocamız Al Karası'yla alakalı. Bugün Anadolu'da rahmetli Sedat Veysi örneğin Türk halk biliminde çok ayrıntılı bir şekilde bize sundu. O derin psikolojik durumların, fenomenin aslında tarihinin çok eskilere de gittiğini biz görmüş olduk. Ve insanlık tarihi gerçekten bu inanç formlarını her dönem taşımayı başarabilmiş. Müthiş bir miras. Bu miras bugün bütün çevreler tarafından aynı şekilde devam da ettiriliyor. Yani ister muhafazakar olsun, ister seküler alandan olsun, insanlar mutlaka bilinmeyenle ilgili hayatlarını etki edebilecek bütün unsurları bilmek isterler. Ya astrolojiye başvururlar, ya muskaya başvururlar, ya bir takım gnostik kült hareketlere, çeşitli animistik kökenli davranışsal psikolojik geleneklere başvururlar. Bir şekilde gayıptan haber alıp o olumsuzluğun ne olacağıyla ilgili, ne olacağıyla, kendini nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir şeyler öğrenmek isterler. Bunun müthiş bir ihtiyaç olduğunu biz görüyoruz. Ve bunun böyle antik uygarlıklarda hayatın ana unsurlarından biri olarak bir anlamda çatışmanın da öbür tarafı olarak insanların dengeyi kurmak için müthiş bir ilişki kurduğunu, onlarla karşılıklı bir ilişki kurduğunu görmek bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Konunun ne kadar öğrenilmeye muhtaç, derinlemesine analize muhtaç bir konu olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Ben hocamızı daha fazla yormamak adına heyecanımı da bu şekilde paylaşmak isterim. Çünkü gerçekten çok büyük bir zevkle izledim. Ben ağzınıza sağlık diyorum hocam. Çok teşekkür Teşekkür ederim ediyorum. hocam. Kolaylıklar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim İsmet hocam. Teşekkürler. İsmet hocamıza teşekkür ederiz tekrardan. Siz Pazuzu'yu anlatırken aslında Sajat Adili Bey bir soru sormuş hocam. Ben İran'dan katılıyorum. İran'da Pazuzu var. Bahsettiğiniz aynı Pazuzu mu değilse farkı ne diye bir soru sormuş. Köken olarak muhtemelen aynı pozuzu. Çünkü bugün tabii slayt esnasında değinmeyi de bir noktada gözden kaçırmış olabilirim. Lamaştu nasıl bugün günümüzde alkalışsa olarak belli başlı formlarda, isimlerde yani farklı toplumlarda, isimlerde yaşadığı gibi pozuzu da yine aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Yahudi literatürüne baktığınız zaman karşında Aşmedai'yi belli Levant'ın kuzeyinde daha Suriye kısmında baktığınızda Bagdana'yı görüyorsunuz. Yine pozuzu da yine benzer bir isimle benzer bir isimle hala bugün İran coğrafyasında inanılan ve korkulan figürlerden biri. Yani evet, Pazuzu hala ölmedi. Bugün İran coğrafyasında kendisini görebilirsiniz. Peki hocam teşekkür ederiz. Galiba başka soru yok. Teşekkür ederim. Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. DTA Akademi olarak online eğitim platformumuz olan DTA.org'da Kübra Karaköse hocamızın keyifli anlatımıyla
Hitit uygarlığı atölyesi devam ediyor. Galiba 2 hafta oldu. Evet, üçüncü hafta. Onu evet, 3. hafta galiba yarın ders. Bu alana ilgi duyan arkadaşlar da bunu da hatırlatırım. dta.org.tr sitesini ziyaret edebilirler. Tekrar teşekkür ederiz hocam. Ben Katılımcılara tekrar teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar İyi diliyoruz. akşamlar.